900'e yakın ağacı formuna uygun bir şekilde budadık. Edirne Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü şehir merkezinde bulunan yaklaşık 900 ağaçta budama çalışması yaptı. Edirne Belediyesi Tarım Orman Müdürlüğü ve Sivil Toplum Örgütleri Çevre Gönülleri Derneği ile bir komisyon kurduklarını belirten Tanrıkulu, yapılan incelemeler sonunda belirlenen ağaçların budandığını söyledi. Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu yaptığı açıklamada budama işleminin yanı sıra biyolojik ömrünü tamamlamış ağaçlara da gerekli müdahalelerin yapıldığını söyledi. Şimdi biz Edirne Belediyesi olarak Belediye Başkanımız Recep Gürkan'ın verdiği talimatla Park Bahçeler Birimimiz bu kış hazırlıkları sonbahardan sonra ağaçların çok uzun zamandır belli bir forma girmesi için ve gerçekten biyolojik ömrünü tamamlayan ağaçların da halka zarar vermemesi için kırılarak, dökülerek, çünkü biliyorsunuz Edirne'de çok şiddetli rüzgarlarda çok istemediğimiz nahoş durumlarla da karşılaştık. İşte Emirgen Çay Bahçesi'nde geçen yıl biliyorsunuz bir ölüm olayı olmuştu ağacın düşmesi sonucu. Bu ağaçlar belirlendi. Önce tabii şu yapıldı: Edirne Belediyesi, Tarım Orman Müdürlüğü ve Sivil Toplum Örgütleri Çevre Gönülleri Derneği ile bir komisyon kurduk. Bu komisyonun neticesinde bu komisyon Edirne'de 15 gün bir çalışma yaptı. Yani bir sivil toplum örgütleriyle beraber çalışan bir belediye olduğumuz için bu arkadaşlarla beraber gitti ve 15 gün boyunca bu ağaçların hangisinin hangi durumda olduğu, ne yapılması gerektiği veya işte nasıl bir uygulama yapılması gerektiği ile ilgili bir rapor hazırlandı. Bu raporun sonucunda bunlara tabii kimler katıldı? Dediğim gibi sivil toplum örgütünden, Çevre Gönülleri Derneği'nden arkadaşlarımız, orman mühendislerimiz, ziraat mühendislerimizle beraber bu çalışmayı yaptık. Sonra yaptığımız işlem şu an için Edirne'mizin ana merkezi yolu olan bölgede şu an 900'e yakın ağacı formuna uygun bir şekilde budadık ve biyolojik ömrünü tamamlamış ve raporla özellikle Tarım Orman Müdürlüğü ve Edirne Belediyesi Park Bahçeler Birimi ve Çevre Gönülleri Derneği ile de işte biyolojik ömrünü tamamlamış, doğaya, halka zarar verebilecek olan ağaçlara da gerekli müdahaleler yaptı. Bu anlamda da 7/24 esasıyla çalışıyoruz ki gece özellikle çok fazla halkı veya trafiği engellememek için 12'den sonra da arkadaşlarımız budama işlemlerine devam ediyorlar.